Herkese merhabalar değerli takipçilerim kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere asla bayatlamayan ağızda dağılan kıyır kıyır bir tuzlu kurabiye tarifiyle geldim. Buyurun tarifimi yapmaya birlikte geçelim. Bir paket margarini hamur yoğurma kabımızın içerisine alalım. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ilave edelim. Üzerine 2 yemek kaşığı sirke, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım tatlı kaşığı kabartma tozu, üzerine 1 tatlı kaşığı mahlebi de ilave edelim. Bütün bu sıvı karışımlarımızı ilk aşamada güzel bir şekilde karıştıralım. Bütün sıvıları karıştırdıktan sonra burada bir önemli püf noktası var. Ee, karışımımızın içerisine tam bu aşamada bir çay bardağı ılık su ilave edelim. Güzel bir şekilde tekrar karıştırmaya devam edelim. İçerisine toplamda altı buçuk su bardağı un ilavesi yaptım. Ee, unu ilave ederken tabii ki e, birden ilave etmiyoruz. Yavaş yavaş karıştıra karıştıra ee, kurabiyemizin kıvamına bakaraktan ilave ediyoruz. Ben toplamda 6,5 su bardağı ilave ettim. Sizler de hamurunuzun kıvamına göre ilave edebilirsiniz. Ele yapışmayan yumuşacık güzel bir kurabiye hamuru yoğurduk. Ee, ne kadar güzel yoğurursak kurabiyemiz o kadar lezzetli olacaktır ve şekil aldırmamız da o kadar kolay olacaktır değerli izleyicilerim. Evet şöyle yakından göstereyim. Bakın hamurumuzun yumuşaklığı, dokusu aynen böyle olacak değerli izleyicilerim. Hamurumuzu iki parçaya bölelim. Tezgahımızın üzerinde rulo halinde bu şekilde yuvarlayalım. Çok da inceltmeyelim, çok da kalın olmasın ki içi çok güzel pişsin. Aynen bakın benim yaptığım gibi bu kalınlıkta rulo halinde güzelce hamurumuzu öncelikle açalım. Açmış olduğumuz Kurabiye hamurumuzun üzerine bakın parmaklarımızla şu şekilde birazcık yassıltalım. Bakalım her tarafı eşit bir şekilde olmuş mu? Evet, gayet güzel olmuş. Evet, kurabiyemizi hamur kesme aparatımızla bakın bu şekilde verev bir şekilde sanki bir baklava dilimi görünümde eşit parçalar halinde dilimleyelim. Dilimlemiş olduğumuz kurabiyelerimizi 2 adet yumurta akına batıralım. Daha sonra da kavrulmuş olan susamımızın içerisine batırarak yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsimize dizelim. Benim susamım çiğdi değerli izleyicilerim. Onu birazcık tavada kavurdum ama o aşamayı çekmeyi unutmuşum. Sizler de eğer susamlarınız çiğse kavurursanız kurabiyeniz daha bir lezzetli olur değerli izleyenlerim. Bütün kurabiyelerimiz bitene kadar aynı işlemi yapmaya devam edelim. Hazırlamış olduğumuz kurabiyelerimizi önceden ısıtılmış 170 dereceli fırında 25 dakika pişirelim. Evet 25 dakikada harika bir şekilde tamamen kızaran kurabiyelerimizi fırınımızdan alalım ve servis için tabağımıza alalım. Ben bu şekilde bir sunum yapmak istedim değerli izleyicilerim. Sizler de istediğiniz gibi sunumlarınızı yapabilirsiniz. Umarım paylaşmış olduğum tarifimi beğenerek izlemişsinizdir değerli izleyicilerim. Kanalıma abone olup e, ufak da olsa tarifime bir beğeni atarsanız bir de ufak yorum yaparsanız gerçekten çok mutlu olurum. Şimdi de sizler için kurabiyemizin bir doku testini yapalım. Bakın ne kadar yumuşacık kıyır kıyır o kadar harika bir kurabiye oldu ki değerli izleyicilerim. Deneyecek ve yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Kanalımda kalın, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.